In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Merhaba arkadaşlar. Hepinizi muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Bir İngilizce mantığa hazırlık dersimizde, kavramlar dersimizde daha birlikteyiz. Bu dersimizde tıpkı Arapça okumuş olduğumuz yine mantığa giriş ve hazırlık derslerimizde olduğu gibi bir taraftan temel kavramları öğreneceğiz ve bu iki dersi de mümkünse birlikte izlemenizi ve dinlemenizi tavsiye ederim. Bir taraftan da akademik bir metnin nasıl kurgulandığını, nasıl yazıldığını, bu klasik metinler üzerinden ve gerçekten iyi yazılmış metinler üzerinden siz değerli öğrencilerime ve izleyenlere efendim göstermeye çalışıyorum ve bunları üzerinden kendimizi akademik hayata, akademik yazmaya hazırlamış olacağız, hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi sözü çok uzatmadan hemen ekranımızı paylaşalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Bildiğiniz üzere değerli arkadaşlar, bir önceki dersimizde tıpkı Arapça okumuş olduğumuz metinde olduğu gibi mantığın ne olduğunun tanımını yapmıştık. Affedersiniz. Burada what is logic, mantık nedir diye sorduk ve cevabını aradık. Yine aynı şekilde Arapça metinde de tariful mantık diye başladık ve mantığın bir tanımını yaptık. Benzer vurguların ele alındı. Benzer vurguların oldu. Bir efendim metin okuması yapmış olduk. Şimdi bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz ve en sonunda bir hatırlatma bakımından söylüyorum. Bizim ilgilendiğimiz ve konumuz olan mantığın aslında bir doğru akıl yürütme demek olan correct reasoning olduğunun altını çizmiştik. Correct reasoning. Çünkü mantık doğru düşünmeyi ya da hatalı düşünmenin ne olduğunu, incorrect reasoning'in ne olduğunu bize verir demiştik ve mantığın görevinin de bu olduğunu söyledik. Dedik ki task of logic is correct reasoning, incorrect reasoning ile ilgilidir diye bir tanım yapmıştık. Bugün son derece önemli efendim iki kavramımız var başlıkta. Onun üzerinde duracağız. Bunlardan bir tanesi inference sözcüğümüz, diğeri de arguments sözcüğümüz. Bu iki sözcük üzerinde değerli izleyenler, bugünkü dersimizde çok önemli temel kavramları öğreneceğiz ve mantığın tanımından sonra bu iki kavrama müellifin neden girdiğini, neden bu iki kavramı ele aldığını da ilişkilendirerek yazım açısından da bir metni ve bir konuyu yazmada bu sıralamanın, bu düzenlemenin ne ölçüde önemli olduğuna dikkatinizi çekeceğim. Çünkü birazdan da göreceğimiz üzere bugünkü konumuzun temel kavramları inference çıkarımdır. Bir çıkarım yapmaktır. Yani bir sonuç ortaya koymak, el intaç dediğimiz bizim klasik mantıkta bir netice, bir sonuç ortaya koymaktır. Peki çıkarım her zaman tabiatı gereği, sevgili öğrencilerim, mevcut verilerden hareketle yapılır. Elinizde bir kısım veriler olacak ki birazdan aşağıda bu konuyu detaylandırdığında müellifin, bu verilerin neler olduğundan söz edeceğiz. Demek ki elimizde bir kısım veriler olacak. Bu verilerden hareketle bir sonuç çıkaracağız. Peki bu veriler ile bu verilerden çıkaracağımız sonuçlar, eğer bugünkü dersimizin konusu buysa, inference, sonuç çıkarmaksa, peki argument ne oluyor? Argument'la ne ilişkisi var? Çünkü
Aşağıda detaylı göreceğimiz üzere çıkarıma sebebiyet verecek olan elimizdeki veriler, bilgiler, her neyse bunlar, bunların, bu verilerin, bu bilgilerin düzenlenmiş hali, düzenlenmiş. Yani bir forma, Arapçada biz buna heyet diyeceğiz, bir forma sokulmuş. Aşağıda müellif bunları bize detaylı anlatacak. Düzenlenmiş bir forma sokulmuş. Veriler düzenlenerek bir forma sokularak bir teze, bir iddiaya dönüşmüş, bir söyleme dönüşmüş olan düzenlenmiş önermeler topluluğudur. Yani bu verilerin her birerlerine çıkarımımıza vesile olacak düzenleyeceğimiz, bir forma sokacağımız malzemenin her birine bir önerme diyeceğiz aşağıda. Önerme. Elimizde önermeler var. Ve bu önermeleri tanzim ediyoruz. Bu önermeleri düzenliyoruz. Bu önermelerin düzenlenmesine arguments diyoruz. Demek ki argument düzenlenmiş önermeler demektir. Ama aşağıda da tanımında göreceğimiz üzere düzenlenmiş önermeler dediğimizde, eğer bu argumentsa, eğer bir argüman Türkçe'de de kullanıyoruz, argümana dönmüşse, o zaman bu bir sonuç önermesini de mutlaka içerir. Bir sonuç önermesini içerir. Öyleyse argument içerisinde düzenlenmiş olan önermelerin herhangi birisi mutlaka sonuç önermesi olacak şekilde düzenlenmiş önermeler demektir argument. Yani içinde bir sonuç önermesi var. Konumuz ne? Inference. Inference ne? Sonuç çıkarmak. Bir sonuç çıkarmaktır. Dolayısıyla müellif daha konunun başlangıcında ikinci maddede mantık şudur dedikten sonra ikinci başlığımızda çıkarımlar ve çıkarımların elde edileceği önermelerin düzenlenmiş hali olan argümanlardan bahsedecek bize. Başlığın ne kadar uyumlu ve birbirleriyle ilgili olduğuna lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Demek ki çıkarımlar var ve bu çıkarım, yani sonuçların içinde yer aldığı önermeler bütünü olan argümanlarımız var. Müellif bize şimdi bunu ve bunun mantıkla olan ilişkisini anlatacak. Umarım ana başlığımızla ilgili yapmış olduğum bu kısa başlık sizin için aydınlatıcı olmuştur. Zira aşağıda bu konuyu detaylı bir biçimde inşallah zaten metin üzerinden okuyacağız. Evet, şimdi böyle bir başlığı attıktan sonra, böyle bir başlığa giriş yaptığı ilk paragrafın ilk cümlesine dikkatinizi istirham ediyorum. Bakın ilk cümle şöyle giriyor. Reasoning is a special mental activity called inferring. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Sevgili izleyenler. Reasoning muhakemeden, mantığın tanımında yukarıda gördük. Doğru ya da hatalı muhakemeden söz ettik mantıkla ilgili olarak. Bir akıl yürütme, bir muhakemeden söz ediyoruz. Bu akıl yürütme neymiş? Beynimizin özel bir işlevi, aktivitesidir ki buna çıkarım yapmak, çıkarım diyoruz. Demek ki reasoning is inferring. Bakın, çıkarımdır. Muhakeme yapmak demek bir çıkarım yapmak demektir. Reasoning is inferring'dir aslında. Ama bu inferring yapması, muhakemenin sonuç çıkarması nasıl bir şeydir? Beynimizin special activity, özel bir eylemi, özel bir aktivitesidir. Ki biz buna şöyle de diyebiliriz diyor. What can also be called making inferences. Biz buna can also be called, şöyle de denebilir, şöyle de diyebiliriz. Making inferences. Çıkarımlar yapmak ya da performing inferences. İcra etmek,
bir şeyi gerçekleştirmek, bir sonuç gerçekleştirmek, bir sonuca varmak da denebilir. Demek ki beynin bu özel aktivitesi aslında bir sonuç çıkarmak, bir sonuca varmaktır. Niye muhakeme yaparız? Bir sonuca gitmek için. Demek ki sonuca gitmek beynimizin hem özel bir aktivitesidir, hem de muhakemenin tabiatı budur. Aşağıda bir tanım verecek bize şimdi çerçeve içerisinde. The following aşağıda is a useful and simple definition of the word infer. Bakın infer sözcüğünün bir tanımını verecek bize müellif. Diyor ki aşağıda yararlı ve basit bir tanım inferla ilgili göreceksiniz. Ve işte bu tanımın üzerinde şimdi bize çıkarımlar ve argüman arasındaki ilişkiyi kurmaya yönelik cümleler kurmaya ve konuyu anlatmaya başladı ve geliştirerek anlatıyor. To infer, çıkarım yapmak, çıkarım, is to draw. Bu sözcüğe özellikle dikkatinizi istirham ediyorum. To draw aslında resmetmektir, çizmektir. Ama buradaki anlamı birazdan aşağıda da göreceğimiz üzere terkip etmek, düzenlemektir. Terkiptir. Neyi terkip ediyoruz? Conclusions, sonuçları. Bu sonuçları nereden elde edip düzenliyoruz, terkip ediyoruz? To premises, öncüllerden. Öncül. Diğer bir adıyla önermelerden. Aşağıda bu premise'in neden oluştuğunu, nasıl oluştuğunu başka bir kavram olarak statement diye bize verecek ve üzerinde o zaman duracağız. Demek ki elimizde öncüllerimiz var, önermelerimiz var. Ki biz buna çıkarım yapmak için sahip olduğumuz veriler demiştik. Elimizde veriler var ve bu veriler birer öncül ve önermelerdir. Bu verilerden sonuçlar çıkarıyoruz. İşte bu bir to draw'dur. To draw yani düzenlemedir, bir terkiptir. Ve bu düzenleme ve terkip de en nihayet infer anlamına gelir. Yani bir sonuç çıkarmak, bir sonuca varmak, bir in touch ortaya koymaktır. Şimdi burada müellif bize çerçeve içindeki tanımda yer alan premise sözcüğüyle ilgili önemli bir açıklamada bulunacak ve diyecek ki in place of word premises, premises yani öncüller, önermeler sözcüğünün yerine you can also put data, information, facts. Bu sözcükleri de koyabilirsin. Yani bunu kaldıralım, yerine data koyalım, information koyalım, facts koyalım. O zaman ne oldu? To infer is to draw conclusions from data, from information, from facts. Data veri demektir. Veriler, information, bilgi, facts de yine aynı şekilde bir şey çıkarmamıza imkan sağlayacak olan sahip olduğumuz gerçeklikler, elimizde duran efendim şeyler her neyse. Demek ki bütün bunlardan hareket ederek sonuçlar çıkarıyoruz ve premises dediğimizde bununla data, information ve facts sözcüklerini de eş anlamlı olarak kullanabileceğimizi söyledi. Ve şimdi de bir örnek verecek bu söylediğine. Dikkat ederseniz paragraf açılarak gidiyor. Ve her bir cümle bir sonraki cümleyle daha anlaşılır hale getiriliyor. Bu bir paragrafı oluştururken takip etmemiz gereken temel mantığı çok iyi verdiğinden bunu lütfen iyi gözlemleyelim sevgili öğrencilerim. Tabii değerli izleyenler, her izleyen benim öğrencim olmayabilir. Bu ifadelerimi bağışlayın ağız alışkanlığı olarak. Hoca olunca böyle oluyor. Hoşgörünüze istinaden. Evet. Examples of inferences. Şimdi çıkarımlara örnekler verecek. Mesela çıkarım dedik de ne demek istiyoruz yani? Nasıl bir çıkarımdan söz ediyoruz? Number one, birinci örnek. You see smoke. Siz bir duman görüyorsunuz ve
Bakın bunların üzerinde duracağım her bir kelimenin. Sonra ve bir infer çıkarımda bulunuyorsunuz. Çıkarım ne? Conclusion, sonuç, çıkarım ne? That there is a fire, ateş var diye bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Peki bu çıkarıma ne sebebiyet verdi? Smoke, duman. Biz ateşin var olduğu çıkarımına neyi kullanarak gittik? Dumanı. Peki o zaman duman elimizdeki ne oldu? Data, information, fact. Bakın. Demek ki elimizde sonuç çıkarmamızı mümkün kılan veriler var. Bu verilerden hareket ederek bir sonuç çıkarıyoruz. O halde şöyle diyebilir miyiz? Sonuç ancak o sonucu mümkün kılacak veriler olduğunda söz konusudur. Evet, bu son derece önemli bir şey. İkinci örneği de verelim ve bunların üzerinde aşağıdaki açıklamadan sonra biraz daha detaylı durmaya çalışacağım. Number two, yani example two, you count 19 persons in a group that originally had 20. Siz aslı 20 kişiden oluşan bir grubu sayıyorsunuz. Oradaki kişileri, personal kişileri sayıyorsunuz. Saydığınız bu kişilerin dahil olduğu grubun aslı, orijinali 20 kişi, 20, 20 persons. 20 kişi o. Ama siz 19 sayıyorsunuz. 19 kişi var. 20 olması lazım. Neden? Orijinali 20'dir çünkü. Neden orijinali 20? Çünkü biz bu grubun 20 kişi olduğuna dair bir bilgimiz var. Information. Bakın. Information. Ha, yazmasam olurmuş. Şu. Information. Bakın yukarıda hemen. Elimizde bir veri var. Bir bilgi var. Bu grubun 20 kişi olduğunu biliyoruz. E saydım 19 kişi çıktı. O zaman bakın bu veriden, yani grubun 20 kişi olduğuna ilişkin bilgimizden hareket ederek you infer bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki that someone is missing. Bir kişi kayıp. İşte bir kişinin kayıp olduğu sonucunu 19 sayısından hareketle yapıyoruz. Ama neden böyle bir 19 oldu diye bir kişinin kaybolduğunu söylüyoruz? İki kişi değil, 3 değil. Çünkü grubun 20 olduğuna dair elimizde bilgi var, information var. Demek ki o zaman birinci örnekte duman, ikinci örnekte grubun 20 kişili olduğuna ilişkin information, bilgimiz ne oldu? Sonuç çıkarmamız, inference yapmamız için veri oldu. Veriler oldu. Demek ki veri olmadan sonuçlar çıkaramıyoruz. Ama bu arada önemli bir hususun üstünde duracak müellif. Ben de izninizle mümkün olduğunca o hususun üzerinde durmaya çalışacağım ve farklı bir renkle işaretlemek istiyorum. Bu okuyacağımız paragraftaki vurgular önemli çünkü. Diyor ki, not carefully. Dikkatli bir şekilde şu söyleyeceklerime kulak ver ki, yani gözünü dört aç ya da kulağını iyi aç deriz ya. İyice dikkat et ki, kısaca, iyice dikkat et ki, infer, çıkarım yapma sözcüğü ile imply, ima etme sözcükleri arasında bir fark söz konusudur. There is a difference between infer and imply. Bunların arasındaki çıkarım ve ima etmek, işaret etmek sözcükleri arasındaki farka çok dikkat edin.
Which, bu arda geliyor zaten. Her ikisine raci. Yani çıkarım yapmak ve ima etmek sözcükleri sometimes confused. Bazen karıştırılabiliyor. Yani dikkat etmezsek infer yerine imply, imply yerine infer kullanabiliyoruz. İşte zaten mantık bilmenin, mantığı dikkate alarak akademik beyanda ve akademik yazılar yazmanın önemi de bu dikkati gerektiriyor zaten. Sözcükleri ve kavramları doğru kullanmayı gerektiriyor. Ama burada müellif gerçekten çok önemli bir ayrıntıya dikkatimizi çekecek. Ve diyecek ki, we infer the fire, bakın. We infer the fire. Yukarıdaki şu birinci örneği anlatıyor. Şu örnekle ilişkilendiriyoruz. Evet. Biz ateş sonucunu çıkardık. Ateş vardır dedik. Neye dayanarak söyledik? On the basis of the smoke. Dumana dayanarak. Dumanı esas alarak. Dumandan hareketle ateş vardır dedik. Dikkat buyurunuz. We infer the fire on the basis of the smoke. Dumanı görünce ateş vardır demek bir inferdir. Ama but we do not imply the fire. Biz dumandan ateşe infer yaparız da imply yapmayız. Imply imadır. Yani dumandan hareketle ateşe imada bulunulmaz. Ya çıkarımda bulunulur. Dumandan hareketle, yani verilerden hareketle imada bulunulmaz. Bunları ileride mantık derslerimizde ama Arapça derslerde de İngilizce okumalarımızda da ve özellikle felsefe metinleri okumaya başladığımızda bunların aralarındaki nüansın ne kadar önemli olduğunu daha iyi inşallah göreceğiz. Diğer taraftan diyor müellif, on the other hand, the smoke, bakın şimdi burada smoke özne. Burada biz özneydik. Biz bir veriden hareketle çıkarımda bulunuruz. Ama verinin kendisi, the smoke veriydi değil mi? Burada smoke, bakın data, information, facts. Smoke veriydi. Şimdi veri özne oldu. Verinin kendisi ne yapıyor? Verinin kendisi, the smoke implies the fire. Duman da kendisi ateşi ima ediyor. Zaten duman ateşi ima ettiği için ben o imayı, dumanın imasını çıkarıma dönüştürüyorum. Demek ki nesnenin, objenin kendisi ima eder, özne infer yapar. Nesne, obje imply yapar, bilinçli özne infer yapar. Biz sonuç çıkarırız ve nesne bize imada bulunur. Evet. Yani duman ateşe ima eder de but it does, bakın it does not infer the fire. Duman bir ateşin olduğu sonucu çıkarmaz. Neden? Çünkü sonuç çıkarmak mantık, akıl yürütme, muhakeme gerektiren bir şeydir ve bu bilinçli özne ister. Nesnenin işi değil. Demek ki infer sözcüğü bir bilinci, bir özneyi gerektirirken imply eşyayla ilgili, eşyanın gösterimi, işaretiyle ilgili kullanıma açık bir sözcük olması hasebiyle infer ve imply arasında son derece önemli bir kullanım farkının, bir delalet farkının olduğunu bize müellif söylüyor ki bunu Arapça kavramlar mevzuunda delalet bahsinde, bahsut delalede daha teferruatlı olarak ele alacağız. O zaman da bunlara bir atıfta bulunacağım ve ilişkilendirerek bu dersleri işliyorum biliyorsunuz. Arapçada bu işlediğimiz konuları, bunları da Arapçada, Arapçayı da bunlarda ilişkilendirerek inşallah işleyeceğim dersleri. Diyor ki, the word infer, çıkarım sözcüğü, is not equivalent to the word imply. O halde infer sözcüğü imply sözcüğüyle eşit değildir. Aynı zamanda nor is it equivalent to
to insinuate. Insinuate de lay anlamında. Çıtlatmak, işaret etmek, çaktırmadan söylemek falan anlamına kullanılan konuşma dilinde insinuate. Bu da yine imply'dır. Diyor ki imply ile insinuate ile aynı anlama gelmez. Infer. Farklıdır. Bu farka dikkat etmenizi istiyorum diyor müellif. Umarım anlaşılarak gidiyordur. Şimdi bize çıkarım konusunda, henüz daha argümanta geçmedik. Çıkarım konusunda çıkarımın nasıl gerçekleştiği ve tahakkuk ettiğine ve nelerden hareket ederek bir çıkarımda bulunduğumuza dair bu söylediği önemli açıklamalardan sonra devam ediyor ve diyor ki the reasoning process, muhakeme süreci may be thought of as beginning with input, input yani premises, öncüler, data, etc. Şu yukarıda saydığımız şeyler şunlar. Bunlar input'tur. And producing output conclusions, sonuç. Input girdiler demektir, output çıktı demektir. Demek ki elimizde girdiler olacak, ona göre çıktılarımız olacak. Elde ettiklerimiz var, output'larımız var. Output sonuçtur, input da verilerdir. Şimdi işte bunu ifade etmek bakımından müellif diyor ki the reasoning process, muhakeme süreci may be thought, düşünülebilir, of as beginning with input, elimizdeki verilerinden hareket ederek, oradan başlayarak, verilerden hareket ederek, verilerden intikal ederek, ki bunlar premises'lar yani öncüller, önermeler ve verilerdir. Producing bir üretim, bir üretme, bir intaç. Neyi üretme? Conclusions, output. Bir sonuç üretme süreci olarak düşünülebilir. May be thought of as beginning with input premises and producing output. It means conclusions. O halde elimizdeki verilerden sonuç çıkarma sürecidir muhakeme. In each specific case of drawing, bakın, in each specific case of drawing, yani inferring, çıkarımın, a conclusion C from premises, P1, P2, P3 and so on. Elimizde premises 1, premises 2, premises 3 and so on. Öncül 1, öncül 2, öncül 3, nokta nokta, öncül 4 şeklinde verilerimiz var. Bu verilerden, from premises, bu verilerden conclusion C, C sonucunu çıkarıyoruz. Inferring çıkarıyoruz. Yani bir terkipte bulunuyoruz, drawing yapıyoruz. Neden? Her biriyle ilgili, in each specific case, her bir özel durum, belirli bir durumla ilişkili olarak elimizde bulunan P1, P2, P3 öncüllerinden bir C sonucunu çıkarıyoruz. Böyle bir işlemde bulunuyoruz. İşte bu işlemin gerçek detayları, the details of the actual mental process. Bu çok özür dilerim. Bu the actual mental process, bundan bir önceki derste de söz etmiştik. Gerçek beynimiz, fiziki beynimizin bu süreçte, yani öncül 1 2 3'lerden C sonucunu, C sonucunu çıkarma sürecinde, bunların her birerlerini işlerken bu süreçte gerçek beynimiz, actual mental, onun bu muhakeme durumundaki sürecinde, parantez içinde,
How the gears work? Beynin çarkları nasıl işliyor acaba? Gears work. Gears çark, dişli demek. Bu beynin çarkları, dişlileri nasıl işliyor? Beyinde neler oluyor? Neler yanıyor? Neler sönüyor acaba? Bununla ilişkili bu P1, P2, P3'ten çıkardığımız C sonucunu çıkarırken ki bu aktivite sürecimizde is not the proper concern of logic. Bu aslında bizim ilgi alanımız olan mantıkla ilgili değildir. Yani mantıkın nesine, beyinde ne yanıyor, ne sönüyor? Bu öncüllerden hareket ederek ben C sonucunu çıkarttım diye mantık olarak çıkarırken beyinde bir şeyler oluyor tabii ki doğal olarak gerçek beynimizde. Önemli bir şeyler oluyor. Peki, diyor ki mantık ilmi asıl olarak bununla ilgilenmez. But, ancak bu daha önceki dersimizde de bunu söylemişti müellif. Bununla of psychology of neurophysiology, psikoloji ve nörofizyoloji bununla ilgilenir. Onlara alakadar eder ama mantık ilmine alakadar etmez. Doğrusunu isterseniz diyor, the proper concern of logic, doğrusunu isterseniz mantığın ilgilendiği şey is whether the inference of C on basis of premise one, premise two, premise three is warranted, correct or not. Biliyorsunuz whether or not böyle kullanıyor İngilizce'de ve or not genellikle hasfedilir. Yani atılır. Arapça ağzımıza alışmış ya, hasfedilir diyoruz. Atılır. Genellikle kullanılmaz. Doğrusunu isterseniz mantık diyor. Öncül 1, 2, 3'ten onları esas alarak basis of premise 1, 2, 3 bunlardan hareket ederek C sonucunu, inference of C, C sonucunu çıkarmanın ne kadar warranted, garantili, yani correct or incorrect olduğuyla ilgilenir. Yani mantık bu öncüllerden P1, P2, P3'ten çıkardığımız C sonucunun doğru olup olmadığıyla ilgilenir diyor mantık. Evet. Böylece yavaş yavaş asıl konularımıza, yani üzerinde duracağımız başlıkta yer alan diğer önemli hususlara müellif gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Peki. Inferences are made on the basis of various sorts of things. Demek ki çıkarımlar neye dayanıyormuş? Bir takım, belirli bir takım şeylere dayanır. On the basis of various sorts of things. Bunlar nedir? Data, facts, information, states of affairs. State of, diğerlerini söyledik. Veri, gerçeklikler, bilgiler ve durum bildiren haller. Durumlar, yani durum bilgileri. Durum bilgileri. Durum bilgileri, bilgi, gerçeklikler ve veriler olmak üzere bir takım ön bilgilere, ön verilere dayanılarak inferences yapılır. Çıkarımlar bunlara dayanır. In order to simplify the investigation of reasoning, akıl yürütmenin incelenmesi, investigation of reasoning, basitçe simplify the investigation of reasoning, basitçe bir muhakemenin incelenmesi için, araştırılması, tahkiki için logic, mantık, dikkat ediniz, to read all of these things, tüm bu verileri, ne bunlar?
şunlar, şu saydıkları, şunlar, şunlar. Tüm bu verileri şöyle bağlayabiliriz. Tüm bunları mantık kullanır. Eğer basitçe diyor bunu söyleyecek olursak, logic, mantık bütün bunları kullanır. Ne manada, ne anlamda? In terms of a single sort of thing. Bunların hepsini tek bir kavramda, tek bir formda kullanır. Tek bir forma dönüştürür. Bu data olur, facts olur, information olur, states of affairs olur. Her ne olursa olsun mantık bunları tek bir forma dönüştürerek kullanır ki bu formun adı statements'tır. İşte yeni başlıyoruz artık. Statements, önerme, kadıya, önermelere dönüştürerek kullanır. Yani demek ki mantık bu çıkarım işlemlerini efendim ve bu çıkarım yaparken gerçekleştirmiş olduğu muhakemesini basitçe eğer tahkik etmemiz gerekecek olursa mantık bunu bu verileri statement'a dönüştürür. Yani öncüllere, premise'e dönüştürür, önermelere dönüştürür. Ve statement, Arapça mantıklarda bunu kazıya olarak söyleyeceğiz. Arap dili edebiyatında da bu kelamdır. Kelam-ı müfittir, kelamdır. Dolayısıyla statement ifadelerdir, kelamdır. Şimdi demek ki mantık elinde bulunan tüm bu verileri statement'a dönüştürüyor. Statements olarak forma sokuyor ve öyle kullanıyor. Bir terkibe koyacak onu bu şekilde dönüştürerek kullanıyor ve logic mantık correspondingly to its inferences bakın in terms of collections of statements. Şimdi bu sözcükler üzerinde duracağım ve bunları lütfen vurgulamama izin verin. Statements ve collections of statements. Şimdi bu efendim iki işaretlemiş olduğum ifadenin biraz üzerinde durmamız gerekir. Madem ki mantık elindeki verileri statements olarak kullanacak, statements olanları da bir araya getirip toplayacak. Collections of statements yapacak. Yani önermeleri bir araya getirecek. Ne anlamda onları kullanacak? In terms of collections of statements, önermeleri bir araya toplamak ne anlama gelir? Mantık uygun bir biçimde onları sonuç çıkarmada kullanır. Yani mantık kurallarına uygun bir şekilde sonuç çıkarabilmesi neyle mümkündür? Statements dediği önermelerin collection'ıyla, yani ayrı ayrı duran önermeler değil, terkip edilmiş, mürekkep önermeler. Yani bir forma konulmuş. Arapça mantıkta buna heyet diyeceğiz. Bir heyet teşkil etmiş, bir yapı içinde yer almış, yapının sıralamaları içinde düzenlenmiş olan bir formu bulunan ifadeler olarak statements'lar, collections of statements olduğunda işte o zaman mantık buradan ne yapar? Buna uygun olarak sonuçlar çıkarır. Ki which are called, bu rüyada ifadeyi müsaadenizle yine vurgulamak istiyorum farklı bir renkte. Bu vurgular önemli. Which are, which dediği bu düzenlenmiş önermeler. Bir araya getirip terkip yapılmış, mürekkep olmuş kadıya önermeler ne olarak isimleniyor? Ne deniyor? Arguments deniyor. Bakın arguments. Yeni geldik argument'a. Evet. O zaman en başa çıkalım ve dersin başında söylediğimi hatırlayalım. Evet, dersin başında. Arguments için demiştik ki düzenlenmiş form haline getirilmiş önermeler demiştik. Ve statements'ların yani önermeler olarak kabul edilmiş olan bu statements'ların düzenlenmiş bir araya getirilmiş haline ne diyoruz?
arguments diyoruz. O halde argument'ı biraz daha Türkçeleştirerek, argüman nedir? What is argument? Argüman nedir? Türkçe söyleyelim. Argüman, birazdan devamını okunca daha iyi bir tanım yapacağım ama şimdilik bu ifadeyi anlamanız için söylüyorum. Argüman, önermeleri düzenlenmiş bir formdur. Önermeleri düzenlenmiş formdur. Peki bunu biraz açalım. Diyecek ki, the argument, the word argument. The word argument. Argument sözcüğü has a number of meanings in ordinary English. Ordinary English, it mean, its meaning is daily speaking English, gündelik konuşma dili demektir. Yani gündelik konuştuğumuz dil ordinary English'tir. Bu gündelik dilde argument'ın pek çok anlamları var. A number of meanings. Birçok anlamlara gelir. Birçok anlamlar olarak kullanılır. Argument dediğimiz zaman bu örneğin subject'tir, konudur. Bakın, örneğin claim bir iddiadır, bir tezdir. Discuss'tır, bir şeyi müzakere etmektir. Dispute'tür, tartışmaktır. Evidence, bir kanıt göstermektir vesairedir. Birçok anlama gelir. Birçok anlamlarda kullanılabilir gündelik dilde. Ama biz tanımladığımızda, ki mantık zaten bu işe yarar, bir şeyi işte biz mantık, Arapçada da ıstılahlarda oraya geldik, bunları konuşacağız. Bir şeyi ıstılaha, bir kavrama dönüştürdüğümüzde, onu tanımladığımızda artık bu anlamların hiçbirine gelmez. Hangi anlamı yüklemişsek, tanımladığımızda ona hangi anlamı vermişsek artık o anlama gelir. Burada da the definition of argument, argümanın tanımı that, yani is relevant to logic, mantık ilmiyle ilgili olduğunda, mantığı ilgilendirdiğinde, mantık söz konusu olduğunda argümanın anlamı, tanımı is given as follows, aşağıda verilmiştir çerçevede. Şimdi bize bir argüman tanımı yapacak ve mantık ilmi söz konusu olduğunda ve argüman dendiğinde biz bunu kastediyoruz diyecek müellif. Ve biz de öyle kastedeceğiz. Bundan sonraki derslerimizde biz de böyle kullanacağız. O zaman what is argument? Argument is, bakın, an argument is a collection of statements. Burayı lütfen, bu ifadeleri mümkünse ezberlemenizi tavsiye ediyorum. An argument is a collection of statements. Yani neymiş argüman? Önermeler bütünüdür. Önermeler bütünü. Önermelerin formudur. Fakat bu öyle bir önermeler bütünü, öyle bir önermeler formu ki bu önermelerin statements, bu önermelerin one of which, one of statements demektir. One of which, yani bu önermelerin birisi, is designated as the conclusion. Bu önermelerin birisi sonuç olarak düzenlenmiş, terkip edilmiştir. Designated as the conclusion. Demek ki elimizde, hemen yazıyorum, elimizde A, B, C statements'larımız var. Öncüllerimiz, premise'lerimiz var. Ve bunların her birine ne demiştik? Statement. Peki bunların A, B, C diye düzenlenmesi, bakın düzenledi. Collection of statements, argument yapıyoruz şimdi. İşte bunlardan biri, one of which, yani one of statements, bu önermelerden birisi ne olmak zorunda? Must be designated, tanzim edilmiş olmak zorundadır. Ne olarak? As a conclusion. Sonuç
olarak tanzim edilmiş olmaz. Yani öncüllerinden birisi zorunlu olarak sonuç olan tanzim edilmiş önermeler bütününe argüman denir. Bu argümanın tanımıydı. Evet, argüman neymiş? Önermelerden oluşacak. Bu önermeler düzenlenmiş olacak. Düzenlenmiş önermelerin bir tanesi zorunlu olarak sonuç önermesi olacak. Ve bu sonuç önermesi yine zorunlu olarak sonuç önermesini çıkarabileceğimiz inference, bakın, çıkarabileceğimiz AB öncülleri olacak. Bunlar bizim data verilerimizdir. Bu data'dan hareketle infer yapıyoruz. C, C sonucunu çıkarıyoruz. Bu C sonucunu çıkarmak conclusion zorunludur. Ve böylece bir argüman oluşturmuş oluyoruz. İzninizle, müsaadenizle başlığa dönmek istiyorum şimdi. O halde argümanta döndük şimdi. Argüman neymiş? Düzenlenmiş önermeler bütünü. Bu düzenlenmiş önermeler bütününden birisi ne olmak zorunda? Sonuç önermesi olmak zorunda. Peki bu sonuç önermesi olunca sonuç bizi nereye getirdi? Doğrudan bakın, inference'a getirdi. Inference ne? Sonuç çıkarmak. Demek ki argüman içinde mutlaka bir sonuç çıkardığımız düzenlenmiş önermelerdir. Öyleyse madem ki argüman içinde bir sonuç bulunuyor, infer'la doğrudan ilişkili. Infer da sonuç çıkarmak demektir çünkü. Peki nasıl infer yapabiliyorduk? Infer'ın doğası neydi? Infer'ın koşulu neydi? O da veri istiyordu. Veriler olmadan sonuç çıkaramıyor. Öyleyse ABC verimiz, ABC, bunlar verilerimiz. Inference ne yaptı? AB'yi kullandı, C sonucunu çıkardı. İşte AB'yi kullanarak, bunlar data, bilgileri kullanarak, information, bunları kullanarak inference yaptı, C sonucunu çıkardı. İşte AB verilerinden C sonucunu çıkarma işleminin formuna ve bütününe argüman diyoruz. Böylece müellif bize inferences and arguments başlığı altında gayet uyumlu, bakın ne kadar dikkatli ve düzenli seçilmiş sözcükler. Ne kadar birbiriyle zorunlu ilişkisi var, gördünüz mü? Inference olmadan bir argument'tan, argument olmadan bir inference'tan söz edemiyoruz. Değil mi? Bunları aşağıda daha detaylı bir biçimde inşallah takip eden cümlelerde okuyacağız. Peki, sevgili izleyenler, an argument is a collection of statements. One of which, bunu farklı renkle yazıyorum ki, one of which is designated as the conclusion. Bu önermelerden birisi sonuç olarak tanzim edilmiş olacak. Ve geri kalanlar ise, onu da farklı bir renkle işaretleyelim. And the remainder of which, geri kalanlar ise are, ne olarak düzenlenecek? Designated as the premises, öncüller olarak. Demek ki bir kısmı öncüller olarak, bir tanesi de bu öncüllerin sonucu olarak düzenlenmiş olan önermeler bütününe, collection of statements'a ne diyormuşuz? Argument diyormuşuz. Umarım anlaşılmıştır. Genel olarak argüman deyip kullanıp dururuz da akşama kadar. Bakın, argüman dediğimizde aslında ne demiş oluyoruz? Bu son derece önemli bir konuydu. Şimdi diyor ki bize müellif, dikkat et ki, this is not a definition of a good argument. Ben böyle çok kolay, basit, size anlaşılır bir tanım yaptım ama bu
öyle o kadar da ahım şahım bir tanım değil. Daha ne güzel argüman tanımları yapılabilir ama bu bizim işte basic level basic level of logic temel mantık düzeyinde böyle bir tanım işimizi görüyor. Yani derhudar olsun, yine güzel yapmış, işimizi gördü. Daha ileri okumalarda farklı tanımlarda yapacağız. Zaten tanım üzerinde çok duracağız Arapça okumalarımızda. Bu diyor çok öyle ahım şahım bir tanım değil. Bu aklın bir kenarında bulunsun diyor. Sonra da diyor ki şunu da dikkate al, şunu da unutma ki also not that. Bir de şu hususa dikkat et ki in the context of ordinary discourse, öylesine bir söylem bağlamı içinde, in the context of ordinary discourse, yani öylesine gündelik konuştuğumuz bir efendim söylemde ya da yine bir bağlamı var ama söylemimizin bir bağlamının içinde an argument, bir argüman has an additional trait. Bu ifadeye lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Şu additional trait ifadesi önemli çünkü bizim burada okuduğumuz metin açısından. Altını da işaretlemek istiyorum. Yukarıda tanımda vermiş olduğu argümanın özellikleri yok muydu? Şöyle olacak, şöyle olacak. İşte diyor ki sıradan öylesine bir söylemin bağlamı içerisinde bir argümanın ekstra, ilaveten, ayrıca karakteri, özelliği olabilir. An additional trait. Ne gibi yani ne demek istiyorsunuz efendim? Müellife diyoruz. Described as follows. Aşağıda size betimlediğim gibi. Aşağıda çerçeve içerisinde tasviri yapıldığı üzere böyle bir farklı karaktere de sahip olabilir. Ne gibi? Şöyle diyor. Usually, genellikle the premises of an argument. Bir argüman öncüllerden oluşmuyor muydu? Evet. Bir argüman öncüllerden oluşuyordu. Bir argümanın öncülleri are intended to support or justify. Intent to support. Desteklemeyi, doğrulamayı amaçlıyor olabilir. Doğrulamayı amaçlar. Neyi? The conclusion of the argument. Bir argüman sonuç içermiyor muydu? Evet. Argümanımızın bir sonucu var. Ve genel olarak bu argümanda bulunan öncüller intended to support, justify conclusion. Argümanın sonucunu desteklemeyi, onu doğrulamayı amaçlar. Yani biz bir ABC premises'leri çıkaracağımız sonucu desteklesin diye düzenleriz diyor. Bu onun artı bir karakteridir. Yani argümantın genel olarak yapılan tanımlarında o argümantı oluşturan, argümantı düzenlediğimizde o argümantta var olan öncüllerin sonucu doğrulama ve destekleme amacı argümanın extra additional trait bir karakteridir diyor. Yorulduğunuzu biliyorum. Çok az bir paragraf, bir çerçevemiz kaldı. O önemli olduğu için konuyla da bağlantılı. Ben de yoruldum ama seslerimden fark ediyorsunuz, ses tellerimden. Birlikte sabredelim ve bu paragrafı bitirelim. Çünkü paragraf sıcağı sıcağına okuyalım. Konumuzda oldukça önemli. Bu konuştuklarımıza ve ifade ettiklerimize efendim önemli bir açılım getirecek. Ve bundan sonra Arapça metin olarak okuyacağımız
metinlerde de bu bilgiler bizim için lazım olacak. Onlar burada lazım olduğu gibi. Peki, diyor ki, before giving some concrete examples of arguments. Bu ifade, concrete examples of argument, müşahhas, somut örnekler. Argümanla ilgili bazı somut örnekler vermeden önce, it might be best, iyi olabilir. Ne? To clarify, netleştirmek, aydınlatmak yararlı olabilir. Neyi? A term in definition. Evet. Tanımdaki bir kavramı, tanımdaki bir terimi ki bu statements, şimdi birazdan söyleyecek. Tanımda yer alan, yukarıda tanım yaptı ya, tanımda yer alan bir terimi, bir sözcüğü netleştirmek, daha açık hale getirmek, onunla tam olarak ne söylüyoruz, ne kastediyoruz bunu belirlemek yararlı olabilir. Onun için de somut örnekler vermeden önce bu sözcüğü, bu kavramı biraz daha açmak istiyorum izninizle diyor. The word statement. Buraya dikkat edelim. Statement için biz az önce dedik ki bunlar bir önermedir dedik, değil mi? Önerme. Ve yukarıya da önerme deyince buna Arapçada el kelam, kelam müfit diyoruz. Anlamlı söz demektir statement. Ama anlamlı söz var, anlamlı söz var. Acaba ne tür sözler? Yani ne tür ifadeler statement'tır? Ne tür ifadeler bir argümanın öncülleri olabilir? Ne tür ifadeler bir argüman içerisinde o öncüllerden çıkarılacak bir sonuç önermesi olabilir? Şimdi bunu anlatacak bize. The word statement is intended to mean. Evet. Statement ile hangi anlam amaçlanmış? Hangi amacı gözetmiş müellif? Hangi amacı kastediyor? Şimdi bunu kırmızıyla işaretlemem gerekiyor. Evet. Bak. Önemli bir şey ve kırmızıyla. Declarative sentence. Declarative sentence. Bu declarative sentence'ı biz Arapçada çok da kullanacağımız için Arapça metinlerimizde burada müsaadenizle Arapçasını yazmak istiyorum. Bu sözcüğün Arapça okuyacağımız mantık metinlerinde el cümle el ihbariyedir. İhbari cümledir. Evet, ihbari. İhbari ifadeler. El ihbari. El kelam el ihbari. İhbari ifadelerdir. Statement da ifade demek zaten. Yukarıda söylemiştim. İhbaridir. Declarative, declarative, deklare etmek, bildirmek efendim ihbaridir. Ve birazdan da göreceğiz, çerçeve içerisinde şurada da göreceğiz. Bizim Arap dili edebiyatında ve mantık okumalarımızda ihbari cümlelerimiz var. Bir de inşai cümlelerimiz var. Bunu da yazalım şuraya. İnşai. İnşai cümlelerimiz var. El kelamul ihbari yahtemulul kezbe ve sıdk. Ben biraz ters söyledim ama sıdka ve kezbedir genelde. Evet. Demek ki ihbari ifadeler doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık ifadelerdir. Yani doğrulanabilir, yanlışlanabilir olan ifadelere ne diyoruz? El kelam el ihbari. Statement. Birazdan göreceğiz. Peki inşai olanlar nedir? La yahtemulus sıdka ve kezbe. Yalanlanmaya ve doğrulanmaya efendim açık olmayan, yani ilgisi yok. Yalanlanmayla, doğrulanmayla ilgisi olmayan ifadelere de inşai diyoruz. İşte bir argümanın içerisinde statement dediğimiz, statement olarak altını çizdiğimiz kavram diyor müellif. Term in a definition, definition tanımda yer alan bu terimle ihbari cümleleri, declarative sentence'ı kastediyoruz. In addition to declarative sentences, bakın, in addition, ihbari cümlelere ilaveten, ihbari cümlelere ilaveten, İngilizce'de ve diğer dillerde de
There are also aynı zamanda şu ifadeler de var İngilizce'de. Ne gibi? Interrogative, imperative and exclamatory sentences. Bakın. Interrogative soru cümleleri, imperative emir cümleleri, exclamatory bunlar da heyecanlandığımızda ifade ettiğimiz ünlem cümleleri, bunlar da cümlelerdir. Bunlar da statements'tırlar. The sentences that make up an argument, bakın bir cümleler ki bunlar bir argüman oluşturuyor. Bir argümanı oluşturmada kullandığımız sentences cümleler are all tamamı declarative sentences olmak zorunda. Tamamı neymiş? İhbari cümlelerdir. Evet. Demek bir argümanı oluşturan cümlelerin tamamı ne olmak zorunda? İfadelerin, statementların declarative sentence olmak zorunda. Yani ihbari cümleler olmakta. Yani that is they are all statements. Onların hepsi statements olacak. Yani önermeler olacak. Ve bu önermeler ne olmak zorunda? İhbari cümleler olmak zorunda. Declarative sentence olmak zorunda. İhbari. İnşai olursa olmaz. The following aşağıda may be taken as the official definition of statement. Bakın burada da önemli. Ben bunu işaretleyeyim müsaadenizle. The official definition of statement. Bakın. The official official definition of statement. Statement yani önermenin burada official definition. Yani o kadar kabul görmüş bir tanım ki neredeyse resmileşmiş. Yani dokunulmaz. Official definition. Demek kabul gören bir tanımını şimdi bize verecek. O halde the following aşağıda çerçeveyi kastediyor. May be taken aşağıda çerçevede okuyacağınız tanım kabul edilebilir. May be taken görülebilir. As the official definition of statement. Önermenin official bir tanımı olarak görülebilir. Yani çok kabul gören resmi bir tanım olarak görülebilir. Şimdi bu tanım neymiş? Onu bir vurgulayarak anlayalım. A statement kavramımız bu. Şimdi bunu official definition yapıyor. A statement is a statement is a declarative sentence bir ihbari cümledir. Which öyle bir ihbari cümle ki yani is to say a sentence bu efendim sözünü ettiğimiz ihbari cümle öyle bir cümledir ki that is capable of being true or false. Bakın. Dediğimiz Arapçada es-sıdka es-sıdk fals el-kezib yahtemulu sıdka vel-kezibe. Evet. Doğru ve ya yanlış olmaya capable olması lazım. Yani yahtemul capable Arapça yahtemelu. Açık, muhtemel olmalı. Yani doğrulanabilmeli, yanlışlanabilmeli bir cümle. Doğrulanabiliyorsa, yanlışlanabiliyorsa, doğrulandığında da statement'tır, yanlışlandığında da statement'tır. Doğrulandığında da kelam-ı ihbaridir, yanlışlandığında da kelam-ı ihbaridir. Evet, şunları da hemen okuyorum.
bitiriyorum. Evet. The following are examples of statements. Aşağıda bu tanımlamamıza uygun olan neler var? Statement'lar var. Yani ihbari cümlelerimiz var. Şu cümlelerin her birisi ihbaridir. Her birerleri ihbaridir. Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. The following are examples of statements. İhbari cümleler. Aşağıdakiler ihbari cümle örneklerdir. Örneğin neymiş? Vurgulayalım. It is raining. Yağmur yağıyor. Doğrulanabilir mi? Evet. Kalkıp bakarım pencereden. Yağıyorsa doğruladım. Yağmıyorsa yanlışladım. Ama ihbari bir cümledir. I'm hungry. Ben acım. Bakın. Evet. Aç da olabilir. Doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. Bakın bu bir statement. Efendim, bir argümanın önermesi statement'tır. God exists. Tanrı vardır. Tanrı vardır. Bakın, bir önermedir ve bir statement'tır. Fakat on the other hand, following are examples of sentences that are not statements. Aşağıdaki şu okuyacaklarımız, bunlar ihbaridir. İhbaridir şunlar. Doğrulanabilir, yanlışlanabilir ifadelerdi yukarıdakiler. Şimdi bunlara gelince, bunlar inşaidir. Are you hungry? Aç mısın? Neydi bakın? Interrogative, soru cümlesi. Bu bir ihbari cümle, statement mı? Hayır. Neden? Soru cümleleri inşaiydi. Shut the door, please. Lütfen kapıyı kapat. Emir cümlelere bakın. Imperative. Bu bir argüman önermesi olarak. Bir argümanın önermesi olarak. Yukarıda sözünü ettiğimiz state midir? Hayır. Ya da işte exclamatory sentences vardı, değil mi? Ünlem işaretleri ya da bakın buradaki işaretler. Heyecanımızı bildiren, başka herhangi bir şeyi bildiren ve doğrulamaya ve yanlışlamaya efendim açık olmayan ifadeler. Bunlar statement değildi. Diyor ki müellif, bunların yerine sen kendin farklı efendim tercih ettiğin işaretleri koyabilirsin. Bunların hiçbirisi nedir? Efendim doğrulanmaya ve açıklanmaya açık değildir. Observe that, şunu fark et ki, şunu gözlemlemiş ol ki, whereas a statement, nerede, her nerede bir statement, bir önerme, bir ifade, bir kelam söz konusudur ve bu statement is capable of being true or false. Doğru ve yanlış olmaya açıktır, muhtemeldir. Bu statement'ın doğru ve açık olmaya muhtemel olduğunu, statement olduğunda true or false olmaya açık olduğunu fark et, gözlemle. A question, bunu farklı vurgulayalım. A question, bir soru, or a command, bir emir, or an exclamation, bir tepki, bir efendim doğal verdiğimiz tepkiler, is not capable of being true or false. Bunların hiçbirisi
doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık olmazlar. Onun için de bir argümanın gerektirdiği, bir mantık biliminde argüman dediğimiz bir yapının, formun içinde yer alan ve alması gereken öncüller olarak gördüğümüz ve sonra bu öncüllerden bir sonuç çıkarmamıza sebebiyet verecek olan statement, önerme olarak görülemez. Öyleyse bir argümanın teşkil edilmesinde kullanacağımız statement, önerme, değerli izleyenler, ne olmak zorunda? Declarative sentence olmak zorunda. Yani ihbari cümle olmak zorunda. Bunu söylüyor. Bunu Arapça mantık okumalarımızda da göreceğiz. İnşai cümlelerse bunlar önerme olarak kabul edilmiyor. Çünkü true or false, doğru ve yanlış olmaya açık olmadıkları için ya da konu olmadıkları için, doğrulamanın ya da yanlışlamanın konusu olmadıkları için. Efendim, sizi çok yorduğumun farkındayım. Ama keyifli bir konuydu, keyifli bir dersti. Ben de işlerken ve anlatırken keyif aldığım bir dersti. Umarım yararlı olmuştur, açıklayıcı olmuştur, aydınlatıcı olmuştur. Şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bereketi, feyzi, bol günler ve geceler geçirmenizi Yüce Mevla'dan niyaz ederim. Bugünkü dersimizi de burada sonlandırıyorum. Önümüzdeki ders kaldığımız yerde buradan devam edeceğiz inşallah. Çünkü epeyce devam ediyor konu. Tekrar buluşmak üzere efendim.